Nehire gider konuşurum, ne yapayım? Gevelesem kıvırsam iş daha büyüyecek. Ferhun da üzüleceğine Sedef üzülsün, ne yapayım? Yine de kızı rencide etme Hayriye. Genç kızdır, sakın gururunu kırma. Ben Nehir'le konuşacağım. Sedef'le muhatap bile olmam. Necla niye inmedi hala? Necla? Necla, yayın evine gelmiyor musun? Çıkıyorum ben. Geliyorum babacığım. Eyvahlar olsun, Nehir geldi. Aa, Fikret. Günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fikret, ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Kötü mü iyi mi bilmiyorum. Ama gerçeği bilmeniz lazım. Dün gece hiç uyumadım. Bir an önce gelip sizinle paylaşmak istedim. Ne oldu? Ay vallahi inecek yüreğime yani. Ferhun da hepimizi aldatıyor baba. Parayı almış Oğuz'dan. Bu da banka makbuzu. Ama daha da önemlisi, büyük bir olasılıkla Şevket'i de aldatıyor. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş yalancı bir ateşi sert bir rüzgar söndürüverecekti. Bütün yalanlar tüm çirkinlikleriyle gün ışığına çıkmak üzereydiler. Size söylememi istemedi. Yani yanlış anlamışımdır. Belki bir tanıdığıdır falan dedi. Olabilir tabii. Neden olmasın? Ama onu sakla, bunu sakla. Bence kendimizi kandırmayalım. Bu her şeyin ispatı. Bunu yapacak Tıynet'te bir kadın her şeyi yapar. Hiç şaşırmam. Hiç dönüp kendinize bakmıyorsunuz. Gözünüz hep benim üzerimde. Her fırsat bulduğunuzda beni suçlamanızdan bıktım. Bahanelerin arkasına saklanmayın. Siz açık konuşun Ali Rıza Bey. Şevket'in yokluğundan istifade bu evden gitmemi istiyorsanız çeker giderim. Ne diyorsun Ali Rıza? Makbuz beni hiç şaşırtmadı. O kadın hırslı, bencil. Sadece kendini düşünen bir kadın. Ama sonra beni bile inandırdı ailemizin bir parçası olma isteğine. Hepimizi canım, biz seni mi? Şevket'i kandırmasına şaşmamalı. Daha dün ağlaya ağlaya Sedef'i şikayet ettiğini, sabahtan beri kızın ayağını bu evden kesmek için Nehir'e ne diyeceğimi düşünüyordum bir de. Adam kim acaba? Abim duyunca mahvolacak. Belki de Tahsin Bey tedirgin olmakta haklıdır. Kim bilir? Belki de ailesinden biridir. Annesini de söylememişti. Sonradan çıktı ortaya. Belki de gerçekten bir akrabasıdır. Niye yalan söyledi peki? Bir gece önce gerçekten Gülşen'de mi kaldı ki?
Artık yüzleşmenin zamanı geldi baba. Evet. Kendimizi kandırmanın bir alemi yok.